Arkadaşlar hepiniz tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Muhtar-ı Hadis kitabımızdan nefislerin tezkiyesi hakkındaki vaaz örneklerine devam ediyorduk. 48. derse geldik. Dersimizin konusu takva, ibadetlerle istikamet ve hayırları sevmek. Cenab-ı Allah şöyle buyurdu. Hakikat Rabbiniz Allah'tır. Hakikat Rabbimiz Allah'tır. Deyip sonra da doğruluğu iltizam eden yok mu? Onların üzerlerine korkmayın, tasalanmayın, vaat olunduğunuz cennetle sevinin diye melekler inecektir. Fussilet Suresi ayet 30. Ey müminler, hayır işlerine koşun, birbirinizle yarışın. Bakara Suresi ayet 148. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan cennette koşun ki eni göklerle yer kadardır. Ali İmran Suresi ayet 133. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki işlerinizi iyiye götürsün ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük kurtuluşla kurtulmuştur. Ahzab Suresi ayet 70-71. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir kurtuluş, çıkış yeri ihsan eder. Onu hayaline gelinmeyecek bir cihetten rızıklandırır. Talak Suresi ayet 2 ve 3. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soruldu. İnsanların en iyisi kimdir? Takvası en çok olandır buyurdular. Allah'ın emirlerine hakkıyla sarılıp yasaklarından korkana takva sahibi muttaki denir. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almakta. Süfyan İbni Abdullah'tan rivayetle Süfyan İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Dedim ki, ya Resulallah, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki, senden başka hiçbir kimseye ondan sormayayım. Allah'a iman ettim de sonra müstakim, dosdoğru, sebatkar ol buyurdular. Allah'a iman ettim de sonra müstakim, dosdoğru sebatkar ol buyurdular. Bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almaktan. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu da anlatmıştır. Salih amel yapmakla acele edip yarışın. Muhakkak karanlık gece kıtaları gibi bir takım fitneler olacak. Mümin olarak kalkan kafir olarak geceleyecek ve mümin olarak geceleyen kafir olarak sabahlayacak. Dinini dünya malı karşılığında satacaktır. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Müslim'de yer almakta. Salih amel yapmakta acele edip yarışın. Muhakkak karanlık gece kıtaları gibi bir takım fitneler olacak. Mümin olarak kalkan kafir olarak geceleyecek ve mümin olarak geceleyen kafir olarak sabahlayacak. Dinini dünya malı karşılığında satacaktır. Değerli arkadaşlar bu hadiste Müslim'de yer almakta. İki defa okudum. O yüzden önemli bir hadis olduğu için. Değerli dinleyenlerimiz böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar.